Hocam şimdi tabii aynı soruyu size de sormak isterim. Bir Heniye'nin öldürülmesi ya da doğrudan hedef alınması, özellikle demin Nihat hocamın da söylediği gibi masada diplomasi yapan bir aktörün öldürülmesi nasıl okumak lazım? Ve şimdi bir taraftan da çelişkili açıklamalar geliyor. Amerika farklı bir yorum yapıyor. İran farklı bir yorum yapıyor. Bu iki ülkeden ya da iki taraftan gelen açıklamaları nasıl değerlendirmek lazım? Öncelikle ben de herkese iyi akşamlar diyorum. Herkese saygıyla selamlıyorum. Buraya geçmeden evvel İran ne yapmalı diye bir soru sormuştunuz. Kısaca müsaadenizle ona dair bir yorum yapıp sorunuza döneyim. Şimdi öncelikle ne yapmalıdan ziyade ne yapmalıydı herhalde konuşmak lazım. Herhalde herkes burada suçlu tarafın, kriminal tarafın İsrail olduğu konusunda hemfikir. İsrail bunu resmen üstlenmese de İsrail'in yaptığı bir terör eylemidir. Bunu bir tarafa koyuyoruz. Bunda hiçbir kuşku yok. İsmail Haniye de şehit edilmiş. İslami Direniş Hareketi'nin, Hamas'ın siyasi büro şefidir. Yalnız öncelikle İran'ın İsmail Haniye'yi koruması lazımdı. İran bunun üzerine çok çabuk ve rahat geçiştirdi. Bence bu kadar rahat geçiştirmesine de izin verilmemeli. Çünkü nihayetinde Kasım Süleymani, belki Muhsin Fahrizade, İşte 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluğunda hayatını kaybedenler, İsrail'in suikastında, saldırısında İran vatandaşıdır. İran güvenlik güçleridir. Birinci, ikinci, üçüncü anlamda, her anlamıyla İran'ı ilgilendirir. Ama İsmail Haniye konusu İran'ın konusu değildir. Sadece İran'ı ilgilendiren mevzu değildir. Dolayısıyla İran'ın kendi dışındaki devletlere, buna Türkiye Cumhuriyeti dahil, Katar dahil, elbette bugün Ürdün Dışişleri Bakanı biliyorsunuz, İran'daydı, Tahran'daydı. Bütün ilgili devletleri ilgilendiren bir isim olduğu için İran'ın İsmail Haniye'yi koruması gerekiyordu. Öncelikle bunu vurgulamak lazım. İran hem İsmail Haniye'yi koruyamayarak, hem de İsmail Haniye suikastının üzerinden şu kadar gün geçmişken bütün kamuoylarını, kendi kamuoyunu ve uluslararası kamuoyunu dünya basınında yapılan tezvirata teslim ederek korkunç bir sınav veriyor. Bunun altını çizmemiz lazım. Sadece yalanlıyor, yok öyle değil, böyle oldu falan diye bir takım yalanlar. Ama ortada kayda değer, ciddiye alınacak herhangi bir veri olmadan bunları yapmaya çalışıyor. Diğer taraftan şunu da eklemek isterim Çetin Erbey. Şimdi İran'ın bir devrim rehberi var. Bu bizim çok bilmediğimiz, hatta dünyada belki çok istisnai birkaç örneği olan bir müessese, koskoca bir kurumu temsil ediyor ve devletin birinci anayasal otoritesi. Ve İran anayasasına göre bu kişi, devrim rehberi yahut işte dini lider denen kişi, savaş ilan etme yetkisini uhdesinde bulunduruyor. Devrim lideri sadece savaş yetkisini değil hocam. Tabii, tabii. Aynı zamanda Tabii. bütün kurumları uhdesinde, hatta tabii, şöyle tabii. söyleyeyim, dünyada istihbaratın bakanlık olduğu tek ülke İran. Tabii. Ve direkt dini lider Hamane'ye bağlı. Hatta Cumhurbaşkanlığı makamı bile ta 5. sırada geliyor. Yani protokol olarak baktığınız zaman çok çok gerilerden geliyor. Şimdi şu anlamda söyledim. Biliyorsunuz birçok ülkede savaş barış ilan etme bir kişiye bırakılmaz. Genelde parlamentoların yetkisinde bırakılır. Bu yetki dahil bir sürü yetkiyi uhdesinde bulunduran bir kişiden, bir makamdan bahsediyoruz. Bu makamın savaş yetkisini ne zaman kullandığını Hümeyni döneminde herkes hatırlıyor. Saddam Hüseyin'e karşı 1980 yılında. Şimdi dolayısıyla İran korkunç bir sınav verdi. Bunu her şeyden önce belki belirtmemiz gerekir. Bunun üzerine durmamız gerekir. Şimdi sizin söylediğiniz konuya geldiğimizde İran'ın ne dediği, ne yapacağına dair elimizde somut hiçbir veri yok. Çünkü bugün yine Ürdün Dışişleri Bakanı ile görüşen İran'ın çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İsrail'in çok kabahatli bir iş yaptığını, behemehal bunun bedelini ödeyeceğini söylüyor. Ama bunun ne olacağı konusunda, nasıl bir yaptırım uygulanacağı konusunda herhangi bir mesajda, herhangi bir bilgi de vermiyor. İranlı yetkililer, buna Cumhurbaşkanı da dahil. İntikam yeminleri edildi. Zaten cenaze namazını kıldırırken, öncesinde ve sonrasında yine Ali Hamine'yi de bu tarz bir takım yeminlerde, büyük sözlerde bulundu. Ama neticesi itibariyle bir şey çıkmadı. Şimdi ortadaki bence temel sorun şu. İran'ın bu meselede de tavrında gördüğünüz, İran ve İsrail'in çok enteresan bir ortak noktaları var. Bence birden çok ortak noktaları var. Bir tanesi de şu: bu iki devlette fiili bir durum yaratıyorlar
Ve biz birden o fiili durumu konuşmaya başlıyoruz. İşte İsrail geliyor, sağa saldırıyor, onu öldürüyor, bunu öldürüyor ve biz birden Gazze'yi konuşmuyoruz. Oradaki 40 bin işte bugün biliyorsunuz 23 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in bir başka terör eyleminde hastaneleri yaptığı saldırıda biz birden bu iki devlet arasında cereyan eden fiili durumu konuşmaya başlıyoruz. Şimdi problemin bizzat biraz da kendisi bence bu. Yani devamlı İran ve İsrail üzerinden bu fiili durumu konuşmak, sanki mesele bu iki devletin mücadelesinden ibaretmiş, bu iki devletin rekabetinden ibaretmiş gibi konuşmak ve diğer taraftan da bu iki devlet arasında herhangi bir şekilde olağan koşullarda diplomatik ilişkisi olan iki devlet arasında dahi savaşa gidebilecek süreçlerin savaşa gitmediğini görmek bizim yaptığımız bundan ibaret. Dolayısıyla şu ana kadar İran'ı izlediğimizde İran'ın aynı Nisan ayında yaptığı gibi 1 Nisan'da İsrail'in Şam Konsolosluğu'nda İran'ın Şam Konsolosluğu'na yaptığı saldırıya verdiği mukabelede yaptığı misillemede olduğu gibi dengeli bir misilleme yapma arayışında olduğunu görüyoruz. Hem bir taraftan Zevahir'i kurtarmak, buna mutlaka İran bir yanıt vermek isteyecektir. Olması gereken de kuşkusuz odur. Ama diğer taraftan da savaşa gitmeyecek, İran'ın daha büyük bir çatışmanın içine çekmeyecek bir misilleme yapmaya çalıştığını görüyoruz Çetin Erbey. Şimdi İran bir misilleme yapacak mı yapmayacak mı bilmiyorum ama ben notlarımı almıştım. Gerçi birazdan o notlara geçeyim. Buradan sevgili Ali Burak Darıcılı'ya döneyim. Evet Serhan Hocam sizle devam edeyim. Şimdi Hamas'ın liderleri ya da Filistin davasının birçok siyasi aktörü dünyanın farklı ülkelerine gidiyorlar. Ve farklı diplomatik girişimleri, görüşmeleri oluyor. Hamas yöneticileri de keza aynı şekilde Arap dünyasındaki birçok ülkeye gidiyor. Ama bu suikastin özellikle İran'da yapılması nasıl yorumlanmalı? Bir şey daha sorayım. Bu bende çok büyük bir soru işaretidir. Nasrallah'a gelme, senin güvenliğini sağlayamayız diyen İran, Henye'yi nasıl davet etti? Şimdi öncelikle sondan başlayayım isterseniz. Hı hı. Şimdi İran bugünlerde tekzip işleriyle meşgul. Bu dediğiniz iddiayı da tekzip ettiler. Artık iddia gerçek değil. İran'ın tekzibini... Bunu bana bizzat İran Cumhurbaşkanı'nın çok yakın bir danışmanı söyledi. Evet yani dediğim gibi resmi söylemlerinden bahsediyorum. Yoksa İran bir şey tekzip etti diye bunun böyle olduğunu kabul etmek durumunda değiliz. Hatırlayalım Kasım Süleymani suikastından sonra Ukrayna uçağını kendilerini düşürdüğünü de tekzip etmişlerdi. Bunun gibi sayısız örnek var ama tekzip ettiler. Şimdi İran'ın siz İstihbarat Bakanlığı'ndan bahsettiniz. Bir bakanlık İran'da istihbarat. İşte zaten İsmail Hatib'in İran İstihbarat Bakanı'nın ki yeni kabine biliyorsunuz meclise sunulacak. Ben son aylarda İsmail Hatib'i özellikle takip ediyorum. Çünkü kritik süreçler oluyor. Haliyle İstihbarat Bakanı hem sizin de işaret ettiğiniz gibi devrim rehberinin bu bakanlık üzerindeki özel yetkisi, bütün sistem üzerindeki yetkisi bir yana İstihbarat Bakanı'nın önemli hale getiriyor. Ve İsmail Hatib önemli bir figür aynı zamanda da Mimmolla. Çünkü genelde kamilelerin içinde son yıllarda İran'da molla sayısı oldukça azalıyor. Daha dışarıdan gelen yani havza dışı diyebileceğimiz yetkililer ağırlıkta. Şimdi İsmail Hatip aslında olabileceklere dair çok net konuşmalar yaptı son aylarda. Dedi ki büyük olaylar Orta Doğu'yu bekliyor dedi. Hibrit bir savaşla karşı karşıyayız dedi. İşte düşman bize karşı her türlü yolu deneyecek dedi. Tabiatıyla Siyonist varlık ya da rejim olarak tanımladığı İsrail'den bahsetti. Şimdi bütün bunlar böyleyken İstihbarat Bakanlığı durumun farkında olduğunu söylerken diğer taraftan bir de biliyorsunuz İstihbarat Bakanlığı kadar önemli belki ondan daha da önemli Devrim Muhafızları Ordusu'nun da bir istihbarat birimi var. Sazman-ı İttilati, Sepah-ı Pahsani Cumhur-i İslami İran. İran'da 7 tane istihbarat birimi var. Ve tabii ki sonra... Tabii her bir istihbarat da birbiriyle çelişkiye düşebiliyor. Asıl sorun da şurada. İran istihbaratı ciddi bir ekonomik gücü de var. Şirketleri falan var yani. Tabii yani İran devrim muhafızlarının zaten Hatemül Enbiya karargahı üzerinden devlet ekonomisine ne kadar hakim olduğu biliniyor. Şimdi bu iki başat istihbarat örgütü ve bunlar devamlı mütemadiyen işte filanca ülke ajanlık yapanlar yakalandı falan diye haberler yapar. Ve zaman zaman biliyorsunuz bunlar İngiltere ile Amerika ile bir krize de dönüşür. Çünkü akademisyen olduğunu iddia eden ya da öyle olduğu bilinen yahut diyelim ki araştırmacı olduğu bilinen bir takım insanların İran'da farklı iddialarla göz altına alındığını da biliyoruz. Şimdi
Nasıl oluyor da böyle bir İran'da İsmail Haniye gibi, siz az önce gösterdiniz ki hala ekranda, Zaferaniye bölgesi, bu Elburz Dağları'nın hemen eteği, Tahran'ın kuzeyi, siz Tahran'ı iyi biliyorsunuz. Ve Tahran'a giden herkesi muhtemelen ziyaret ettiği Sadabas Sarayı'nda birkaç kilometre doğusu, eğer haritada yanlış konumlandırmıyorsam. Dolayısıyla şehrin bu arada prestijli ve bir takım yabancı elçiliklerin konutlarında olduğu, yani bir varoştan da bahsetmiyoruz doğal olarak, liderleri ağırladıkları bir yer. Ve burada böyle bir suikast gerçekleşebiliyor. Şimdi birinci turda da ifade ettiğim gibi burada temel olarak İran'ın bütün uluslararası topluma, başta bu meseleyle ilgili Müslüman ülkeler bir hesap vermesi lazım. Çok açık bir şekilde bunu söyleyeyim. Şimdi ama bu hareket, İsrail bunu yaptı, resmen kabul etmese de, bence içinde çok enteresan bir mesaj barındırıyor. 2020 yılında Kasım Süleyman'ın suikastı, ki Ocak ayında hatırlayalım, 4 Ocak'ta hatırladığım kadarıyla. Ondan bir süre sonra, o yıl bitmeden Kasım ayında da Fahrizade'yi öldürmüştü İsrail. Muhsin Fahrizade'yi öldürmüştü, yine Tahran'da öldürmüştü. İran Fahrizade'nin nasıl öldürüldüğünü resmi olarak açıklayabilmiş değil. Çünkü biliyorsunuz ona dair de çeşitli iddialar dillendirilmişti. Uzaktan kumandalı silahlarla, bombayla vesaire öldürüldü. Ya bir takım suikastları. Ama bu tip olaylarda zaten hocam bir diğer önemli nokta, sadece suikast düzenlenmiyor, aynı zamanda propaganda savaşları da başlıyor. Tabii yani. Tabii ve İran bu propaganda savaşlarında çuvalladı. Bakın hangi İran kendi Cumhurbaşkanı 19 Mayıs'ta helikopteri düştüğünde hiç anlaşılmayacak, hatta gayet bence pejmürde bir şekilde kaza alanını böyle oradan geçen herkese açan İran'dan bahsediyoruz, değil mi? Hatırlayalım görüntüleri. Yani. Ama ben onu bir şey olarak görmüyorum. İran devleti onu bilerek yaptı. Yani öyle mesela İran'a gazetecilerin girmesi vizeye tabidir. Yani normal şartlarda bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da herhangi bir insan 3 aylığına İran'a gidebilir, ama gazeteciler ve sanatçılar vize almak durumundadır. Hı hı. Fakat İran o gün ilginç bir şekilde hiç kimseden vize istemedi ve enkazda da herkesin ulaşmasına, erişimine kolaylık sağladı. Hatta Türk sihasının enkazın olduğu bölgeye gitmesine izin verdi. Benim kişisel kanaatim, yani İran tecrübem, İran kamuya açık, biz yapmadık, buyurun kazadır görüntüsünü vermek için bir kamu diplomasi faaliyeti yönetti yani. Bunu zaten açıkladılar. Buna bu şekilde açıkladılar. Yani bunu kapatsalardı, Kuzey Kore gibi bir şeye girseydi, o zaman bir sürü yorum olacaktı. Gerçi biz yine o yorumları yapıyoruz ama o ayrı. Kendi iç kamuoyunda onun önünü kesti mesela. Kendi iç kamuoyunda şu anda bir suikast yorumu yapılmıyor. Tabii tabii, taslamam. Böyle açıkladılar zaten. Eğer biz bu olay mahallini, kaza mahallini açmasaydık farklı spekülasyonlar yapılacaktı diye İranlı yetkililer bunu söyledi. Şimdi buradan hareketle şuraya geleceğim. Orada ölçüsüz bir şekilde tırnak içinde şeffaf davranan İran, kaç gündür bu görmüş olduğumuz binanın binaya dair iddiaları yalanlıyor ve herhangi bir görsel de paylaşmıyor. Yani bir görsel paylaşıyorsunuz ve zaten uzmanlar o görsellerden hareketle bunun bir füzeyle mi yapılmış olacağını, içeriden bir bombayla mı yapılmış olacağını tahmin ederler. Şimdi İran açısından bence en temel mesaj şu. İran'ı biraz da ben endişelendiren, tam anlamıyla endişelendiren şu. İsrail İran'a her defasında ülke içindeki operasyonel kabiliyetine dair net bir mesaj veriyor. Ve açıkçası bu mesajı sağlam veriyor. İran'ın açısından bu değerlendirilmesi gereken bir şey. Çünkü İran'ın biliyorsunuz bir takım rejim muhalifi gruplar var. Bunlardan bir tanesi halkın mücahitleri, İran rejiminin halkın münafıkları dediği örgüt. Ve bu örgüt Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, hatta uzunca dönem Irak olmak üzere uluslararası anlamda da faal bir örgüt. Ve İran rejiminin alternatif olduğu iddiasıyla bir takım işte... O gücü kalmadı artık hocam. Ben onların Irak'taki kamplarına da gittim, Arnavutluk'taki kamplarına da gittim. O şeyleri yok. Hatta liderleriyle falan da görüştüm. Çok eski... Hatta son bu DAEŞ olaylarıyla beraber Irak rejimi resmen o özellikle Kerkük'le Bağdat arasında Halis bölgesinde bir kampları var. Kardeşim, o kampları çok gittiler. Büyük bir operasyon düzenlediler. Şimdi şuraya gelecektim. Yani Meryem Recevi ya örgütün nerede olduğu, nasıl bir gücün olduğu ayrı bir tartışma konusu. Buna dair yapılan güzel çalışmalar da var bu arada. Deniz Caner adında bir arkadaşımız güzel bir doktora tezi de hazırladı. Şimdi buradan şuraya gelecektim ben. Halkın Mücahitleri Örgütü'nün şöyle bir iddiası var. Bizim İran içinde adamlarımız var, sistemin içinde. Ve İranlılar devamlı bunu tekzip ederler. İran içinde bir casusluk sorunu var. Bence İranlıları asıl endişelendiren bu. Muhsin Fahrizade'de de vardı. Sonrasında daha düşük rütbeli bir takım subayların şaibeli ölümlerinde, faili meçhul ölümlerinde de bu benzer bir şekilde görüldü.
Ve nihayetinde İsmail Heniye suikastında da kesinlikle içeriden yardım olmadan, içeriden bir istihbarat sağlanmadan bu suikastın gerçekleştirilemeyeceği çok aşikar. Dolayısıyla bence İsrail şu mesajı veriyor İran'a. Sen Hizbullah bir tarafta, işte Husiler üzerinde nüfuzun olduğunu söylüyorsun, Irak'ta varsın. Hamas üzerinden, İslami Cihat üzerinden tehdidi sınırların ötesinde bertaraf ettiğini söylüyorsun. Ama bak, ulusal sınırların içinde bu kadar da savunmasız kalabiliyorsun mesajını veriyor. Ve açıkçası ben bu mesajı İran'ın aldığını düşünüyorum. Yani İran'ın ihtiyatlı tavrının arkasında bu mesajı almanın da kaynaklarını, almanın da bulunduğunu düşünüyorum. Zaten mesaj da alınmayacak gibi bir mesaj da değil. Ülke içinde de bu uzun süredir de tartışılan bir şey. Hatta iş öyle bir noktaya gelmişti ki işte yurt dışında çifte vatandaşlığı olanlar, efendime söyleyeyim, hatta yurt dışından doktora almış olan bir takım insanlar dahi ülkede zaman zaman hedef haline getirildi. Yani bunlar filanca ülkeden vatandaşlık almış, bunların kime hizmet edeceği belli olmaz, biz bunları kritik görevlere getirmeyelim şeklinde tartışmalar da yapılmıştı. Ve bugün eğer İran bir karşı saldırıya geçerse, İsrail'in bundan sonraki refleksi ne olur, nelerle karşılaşırız? İsrail'in bununla alakalı özellikle batılı başkentleri, Amerika Birleşik Devletleri başta gelmek üzere baskı yaptığı, talepte bulunduğu çokça geçmeye başladı haberler ki zaten 2 hafta önce Netanyahu'ya sergilenen hüsnü kabulü maalesef kongrede tartıştık, o görüldü. Dolayısıyla İsrail öncelikli olarak kendini diplomatik olarak savunma kaynakları açısından sağlamaya, korumaya, almaya çalışıyor. Bu işin bir boyutu. Şimdi diğer bir boyutu şu, İsrail'in bilhassa Arap rejimleriyle temaslarını artırdığını görüyoruz. O da şu, İran'ın malum herhangi bir saldırısı Irak, Ürdün üzerinden olmak durumunda ki Ürdün Dışişleri Bakanı'nın bugün İran'da olduğunu az önce konuşmuştuk, değerlendirmiştik. İran basınının ve İranlı bazı yetkililerin Ürdün Dışişleri Bakanı konusunda çok böyle nazik olmayan bir takım tavırlar sergilediyor, görülüyor. Özellikle basının Ürdün'ü işte tırnak içinde Siyonist İsrail lehine arabuluculuk yapmak ile itham ediyorlar. Diğer taraftan Ürdün Dışişleri Bakanı'nın büyük hayal kırıklığı da İran'dan ayrıldığı, çünkü İran'ın kesinlikle böyle bir aracılık teklifini reddettiği yönünde değerlendirmeler yapıyorlar. Ama esasen Ürdün açısından bakıldığında ise şöyle bir durum söz konusu. Bunu Nisan ayında karşılıklı restleşmede de görmüştük. Ürdün bir şekilde bu ateşin arasında kalıyor. Hava sahası diyelim en azından. Ürdün hava sahası bu ateşin arasında kalıyor. Onların da böyle bir endişesi var. Kaldı ki zaten Ürdün'ün genel anlamda İsrail'in saldırgan tavrı konusunda da çok böyle Filistinler lehine bir tavır almadığı da biliniyor. Uzun süredir de bu böyle zaten. Şimdi İsrail'in ne yapacağı, Çetin Erbey, bence İran'ın ne yapacağıyla doğrudan bağlantılı. Şimdi İsrail öncelikle diyor ki bunu biz yaptık demiyor, en azından biz yapmadık demiyor ama yaptık da demiyor. Bunu da konuşmuştuk. Şimdi barat'ta bir şey var hocam. İngilizler neither confirm nor deny diyorlar. Ne, tabii. Ne doğruların ne de tekzip eder. Tabii, evet, yani orada bulundular, orada durdular. Şimdi İran'ın ne yapacağına bakmamız gerekiyor. Çünkü Nisan ayında yaşanan resleşmede mesele İran'ın tepkisiyle bitmişti. Daha sonra yapılan bir takım saldırılar, İsfahan'da, Tebriz'de bazı tesislere yapılan saldırılar İran tarafından yok hükmünde kabul edildi. Hala İranlı, hatta İranlı yetkililer bir şey olmadı ki falan diye geçiştirdiler. Şimdi İran'ın ne yapacağı burada çok önemli. Şimdi daha önce olmamış bir takım tepkiler vereceğiz falan diyorsa İran, daha önce olmamış tepkiler nedir? Geçen defa roket gönderdi, efendime söyleyeyim, SİHA'lar gönderdi ve bunlar hedefi bulmadı. Daha doğrusu İsrail'e zarar verici bir sonuç ortaya çıkarmadı. Şimdi zarar verecekse, özellikle eğer sivil ölümlere neden olacaksa, askeri bölgeleri vuracaksa, İsrail'in kuşkusuz buna tepkisi sert olur. İsrail devamlı böyle hareket etti, hiçbir zaman altta kalmama yoluna gitti. Ben İran'ın böyle bir misilleme yapacağı ya tepki vereceğini şu an itibariyle gözlemlemiyorum. Bence İsrail bunu hak etti. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani İsrail bunu hak edecek kadar pervasız bir şekilde sağa sola saldırıyor. İran'a yapılanı da ben konsoloslukta da söylemiştim. Kesinlikle misilleme gerektiren sert bir hareket olduğu, sert bir kabahat olduğunu, büyük bir kabahat olduğunu söylemiştim. Burada da bence aynı şey geçerli. Dolayısıyla İsrail şu an biraz daha
izleyip görme yoluna gidecektir. Ama burada şöyle bir durum var. Şimdi Netanyahu, İsrail Başbakanı Netanyahu 2022 yılında anılarını yazmış. Ben buna da yeni denk geldim. Okumamıştım. My Story diye, hikayem diye anılarını yazmış. Şimdi anılarında anlattığı megalomanca, efendime söyleyeyim, narsist değerlendirmeleri falan girmeyeceğim. Ama anıların özeti şu: İran, İran, İran. Yani ne olursa, başına ne gelirse. Hatta diyor ki kitapta, 2015 yılında da malum kongrede olaylı bir konuşması var. Diyor ki kitapta, yani bizim temel meselemiz, sorunumuz Filistinler değil, bizim temel sorunumuz İranlılar. Yani tek bir tezi var zaten. Nereye tabii, gitse onu anlatıyor. Tabii tabii, her yerde bunu söylüyor. Zaten kitapta da dediğim gibi, kitap boyunca görülen, kitabın başının sonuna kadar anlattığı bir paradigma bu. Şimdi bunu şu amaçla yapıyor: Netanyahu İran'dan saldırganlık gördükçe, ya Netanyahu İran'la resleştikçe, ki az önce Ferhat Bey 2018 yılında yapmış olduğu Amat projesi adı altında işte İran'dan bir takım dosyaları, ajanları marifetiyle ele geçirdiklerini, bunun İran'ın nükleer silaha ne kadar yaklaştığını gösterdiğini falan söylemişti. Ki o dönemde hatırlayalım, nükleer anlaşma vardı. Netanyahu da bu anlaşmaya cepheden karşı olan isimlerden biriydi. Zaten 2015 kongresinde de, 2015 yılında kongrede yaptığı konuşmada da bu nedenle Obama ile arası çok açılmıştı demokratlarla. Obama da konuşmadan sonra yeni bir şey söylemedi, hep aynı şeyleri söylüyor diyerekten meseleyi geçiştirmişti. Şimdi dolayısıyla Netanyahu böyle bir şeyden memnun olabilir. Netanyahu İran'ın büyük bir tepki vermesinden memnun olabilir. Ben şunu tekrar vurgulama ihtiyacı duyuyorum. Bu merhum İsmail Haniye suikastı ile ilgili tekrar vurgulayayım, kayıtlara geçsin. Burada terör eylemi gerçekleştiren ve dolayısıyla suçlu olan taraf İsrail'dir. Bunu bir tarafa koyuyoruz. Şimdi işin diplomatik, küresel ve bölgesel sonuçları itibariyle tartıştığımızda şunu görüyoruz: İran'ın vereceği tepki, Netanyahu sonuna kadar kol kullanma yoluna gidecektir. Ama şimdi İran'da Pezeşkiyan'ın yardımcısı olarak, stratejik işlerden sorumlu yardımcısı olarak atanmış olan ve Ruhani hükümeti döneminde 8 yıl Dışişleri Bakanlığı yapmış olan Cevaz Zarif'in bir konuşması var. Yakın zaman önce yaptığı bir konuşma. Cevaz Zarif burada diyor ki, 2003 yılındaki ABD'nin Irak işgalinden bil itibar, İsrailliler ABD'yi bize saldırmak için ellerinden geleni yaptılar. Bizim ne yapıp edip bu riskten uzak durmamız lazım. Şimdi İran açısından mesele İsrail değil. İran'la İsrail zaten nasıl savaşır? Konvansiyonel bir savaş olacaksa bu bir hava savaşı olur. İran'ın vekillerini bir tarafa bırakıyorum. Şimdi takriben Tahran'la Tel Aviv'e esas alırsak 2000 kilometrenin mesafesi olan iki ülkeden bahsediyoruz. Başka ülkenin hava sahasını kullanmak durumunda olan iki ülkeden bahsediyoruz. Şimdi bir hava savaşında İran'ın ne kadar zayıf olduğunu biliyoruz. Füzeleri dışında bir şey yok ve İsrail'in hava kuvvetleri ne kadar kuvvetli olduğunu bugünden değil 67'den bile itibar bölgede sağladığı dominasyonlarını da biliyoruz. Şimdi dolayısıyla bunu işin bir tarafı, buraya bir tarafa bırakıyorum. İran çok büyük zararlar görür, çok büyük zararlar vereceği gibi. Ama aynı zamanda İran açısından bu ABD ile karşı karşıya gelmek anlamına gelir. İster istemez, özellikle mesele bir savaşa doğru giderse, misillemenin ötesine gidip bir savaşa doğru giderse, bence İran açısından en kötü senaryo budur. İran bunu hiçbir şekilde arzulamıyor doğal olarak ve İran açısından çok riskli bir hamle olur bu. Netanyahu'nun istediği de bu değil mi? Nasıl? Netanyahu'nun istediği de bu değil mi? Tabii, Netanyahu... İkisini bir araya getirmek. Karşı karşıya yani. Bence Netanyahu bir savaştan ziyade savaş olasılığının çok somut hale gelmesinden çok memnun olur. Yani İran'ın bir savaşa girişeceğini düşünmese de bu olasılığın çok somut hale gelmesinden, ve bakın İran'ın ben bizi boğmaya çalışacağını söylemiştim. İran varıyla yoğuyla bize karşı savaşa geçecek ihtimalinden bahsetmiştim. Siz İran'la arabuluculuk yapmaya çalışıyordunuz ki hatırlayalım, ta 7 Ekim'den sonra bizzat İran'ın kazada hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian açıklama yapmıştı. ABD'liler bize haber gönderdiler diye. Yani bu çatışmanın bölgesel bir çatışmaya dönüşmemesi için siz müdahil olmayın, biz bir şekilde İsrail'i kontrol altına alacağız diyerekten. Dolayısıyla Netanyahu bunun somut bir savaş haline gelmesini, bizzat savaşın çıkması değil, bu ihtimalin somutlaşmasını fazlasıyla ister. Netanyahu çılgın, dengesiz ve bölge açısından da, küresel barış açısından da baş belası bir tip. Yani megaloman, söylediğiniz gibi az önce Abdullah Bey ifade etti galiba, bütün dini referansları sonuna kadar sömüren,
Hiçbir dini anlamda bilgisi ve görgüsü olan kimsenin saygı duymayacağı, din dahil her şey, bütün radikal ve fundamentalist düşünceleri için istismar eden bir karakter Netanyahu. Bu süreçte de zaten bunu gösterdi. Ve Netanyahu şunu da biliyoruz ki, işler normalleştiğinde, yani bu toz bulutu dağıldığında, siyaseten Netanyahu'nun daha gideceği yol yok. Bu ne kadar ortalık karışık olursa, Netanyahu kendi konvansiyonel tezlerini ne kadar daha sürdürebilirse, bu da İran karşıtlığından olacak kuşkusuz, Netanyahu o kadar iktidarda kalabilecek. Bu manada bu Netanyahu'nun işine gelir. Ben İran'ın kesinlikle konvansiyonel savaşa gidecek bir tepki vereceğini düşünmüyorum. Bugünlerde çok haberler çıkmaya başladı. Özellikle bugün çok çıktı bu haberler. İran'ın Arap diplomatlara, Arap ülkelerinin diplomatlarına biz tepki vereceğiz. Çok büyük bir tepki vereceğiz ve bunun savaşa gitmesini de umrumuzda değil şeklinde bir mesaj gönderdi. Hiç inanmıyorum böyle bir şeye. Hiç ihtimal vermiyorum.